Merhabalar, bu kez Trabzon'dan, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden size merhaba diyorum. Uzun zamandır bir video çekemedim. Bugün de aklımda olan bir konu üzerinde konuşmak için bunu çekmeye karar verdim. Şimdi yılın belli dönemlerinde belli konulardaki sorular çok yoğunlaşıyor. Genellikle böyle mezuniyet zamanına yakın olduğu zamanlarda, yani işte Mayıs-Haziran gibi mevcut öğrencilerden işte biz mezun olacağız, şimdi bize ne öneriyorsunuz gibi sorular çok yoğun olarak geliyor. Yılın bu dönemlerinde de tam böyle üniversite sınavına girmiş öğrencilerin meslek tercihleri zamanı olduğu için sanıyorum çok yoğun olarak peyzaj mimarlığı mesleği nasıl bir meslektir ve peyzaj mimarlığı okunur mu gibi sorulara çok fazla maruz kalıyorum. Ben biraz böyle dönemsel olarak onların çok olduğu bir dönemde de biraz bundan bahsetmek istedim. Peyzaj mimarlığı nasıl bir meslektir? Peyzaj mimarlığı okunur mu? Şimdi bu tabii çok boyutlu bir olay ama şunu her zaman hatırlatmakta fayda var. Meslek ve insan arasındaki ilişkinin iki tane değişkeni var bildiğiniz gibi. İşte birisi meslek, birisi insan. Ve bu sorular genellikle böyle insandan çok bağımsız değerlendirilerek hep soruluyor. Yani siz üniversiteye girmiş ve bir üniversiteye girmek üzere olan bir aday her şeyin en iyisini hak ettiğine çok emin olarak bu meslek bana layık mı değil mi diye bir soru soruyor. Aslında işin mantığı bu. Elbette hepimiz çok değerliyiz, insan çok değerli. Ama şunu unutmakta fayda var. Sonuçta hayatta tercihlerimizi yaşıyoruz ve bu tercihler de bizi biz yapan temel şeyler. Ve eğer siz peyzaj mimarlığı mesleği benim için uygun bir meslek mi diye düşünüyorsanız bu en çok şunu gösterir. Akademik anlamda talip olduğunuz aralık peyzaj mimarlarının talip olduğu aralık. Yani bu şeye benziyor biraz. Mesela hangi arabayı alayım? Elbette yani olabiliyorsa Porsche al ama hangi arabayı alayım diye düşünürken aslında bu sorunun cevabının gizli olduğu bir başka soru var. Ne kadar param var? Şimdi peyzaj mimarlığı bana uygun bir meslek midir diye sorarsanız da korkmayın. Ne kadar paranız var? Gerçi yani pahalı bir bölüm sayılabilir belki. Onu da konuşmak lazım ama. Peyzaj mimarlığı bana layık bir ya da benim için uygun mu diye sorarken kendinize şu soruyu da sormanız lazım. Başka hangi meslekleri tercih edebilirim? Yani eğer ne bileyim işte Hacettepe tıp mı? İşte Katü peyzaj mı diye gidip geliyorsanız evet yazın tıpı çok daha iş olanaklar açısından sanırım rahat edersiniz. Yani bu sanırımın altını çiziyorum çünkü artık İnsan faktörü haddinden fazla önemli ve hiçbir meslek disiplininde çok fazla öyle elinizi kolunuzu sallayarak rahat şartlarda çalışıp para kazanamıyorsunuz. Dolayısıyla önce bir şey konusunda anlaşalım. Yani eğer peyzaj mimarlığı size uygun mu değil mi diye düşünüyorsanız önemli olan şey sizle meslek disiplininiz arasındaki ilişki elbette ama ondan daha önemlisi belki de talip olduğunuz aralıktaki diğer mesleklerin neler oldu. Yani peyzaj mimarlığının rakibi hangi meslekler? Biraz belki bunun üzerinde yoğunlaşmakta fayda var. Şimdi tabii peyzaj mimarlığı bence çok güzel bir meslek ve ben kendimi çok mutlulukla bir istisna olarak kabul ederim bu konuda. Dünyaya 1000 kere gelsem tıp mı, peyzaj mimarlığı mı derseniz peyzaj mimarlığı tercih ederim ve çok da severim. Çok seve seve tercih ederim. Çünkü meslekleri niye seçiyoruz bunu düşünmek lazım. Öncelikle elbette size kendinizi iyi hissettirmesi lazım bir mesleğin. Bunun yanında size para ve saygı kazandırması ve bir yer edindirmesi lazım. Ve peyzaj mimarlığı bunların hepsini bana sağladığına göre hani niçin başka bir şeyle kıyaslayayım? Çok seviyorum. İşte toplum içerisinde hani bana iyi kötü bir yer kazandırdı. Bu işten para da kazanıyorum. Dolayısıyla hani seçmemek için bir sebep yok. Peyzaj mimarlığı bu anlamda elbette tatmin edici bir meslektir. Ama her meslekte olduğu gibi eğer gelişime kapalıysanız, inovasyonu takip etmiyorsanız sizi zorlayabilir. Bazı mesleklere göre biraz daha fazla zorlayabilir. Yani vasat inşaat mühendisiyle vasat peyzaj mimarının iş bulma olanakları aynı olmayabilir. Yaşadıkları hayat standartları da belki aynı olmayabilir ama niçin vasatlık gibi bir hedefi kendinize koyuyorsunuz? Belki bunu düşünmek lazım. Çünkü önemli olan şey zaten üzerinize koymak ve inovatif düşüncelerle mesleğinizin dünyada nasıl yapıldığının üzerine odaklanıp bunun üzerine koyarak bir takım gelişmeler sağlamak. Bu anlamda eğer iyiyseniz peyzaj mimarlığı mesleği kesinlikle size şantiyede de ofiste de para da kazandırır, saygı da kazandırır. Tabii şöyle bir gerçeği de unutmamak lazım. Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkiye'de belli dönemlerde
hiçbir mesleğin çok fazla geçerliliği olmayabiliyor. Yani bundan 3 sene önce ben gelen telefonlara cevap yetiştiremiyordum. Herkes şantiyede çalışacak peyzajcı var arıyordu, ofisler arıyordu. Ama şimdi çok tecrübeli peyzajcı mimarları bile daha zor iş buluyorlar. Bunun nedeni ülkenin içinde bulunduğu durum. Tabii bunu da göz ardı etmemek lazım. Memnuniyetsizlik insanın genlerinde olan bir şey galiba. Peyzaj mimarı olmuş birçok kişiye sorarsanız size ama kapısından bile geçme diyecektir. Benim de tanıdığım böyle çok insan var. Ama 20 yıldır profesyonel olarak, hani öğrenci de sayarsak 24-25 yıldır bu işin içinde olan biri olarak söyleyebilirim ki inanılmaz güzel bir işimiz var. Size para da kazandırır, saygı da kazandırır. Yeter ki siz kim olduğunuzu odaklanın ve işi hangi kalitede yaptığınızı odaklanın. Bu anlamda eğer kendinizi tatmin ediyorsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi şikayete bir insanın ruhunda vardır. Şimdi ben bazen sosyal medyada denk geliyorum. Çocuk şey yapmıştı. Aman işte Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okundun mu? İşte hani böyle memnuniyetsizlik. Kardeşim yani eğer MIT'yi kazandın da Massachusetts'e gidecek paran yoksa çözelim bu sorunu. Ama senin performansın zaten bulunduğu yeri belirlemiş. Yani neden şikayet ediyorsun? O yüzden bizim mesleğimizle alakalı da hani bir takım böyle kafasında soru işareti olan arkadaşlara şunu söyleyebilirim. Çok güzel bir mesleğimiz var. Keyifli bir mesleğimiz var. Öğrenci de çok güzeldir. Yani bütün arkadaşlarınız kapanıp işte oturup böyle kitapları ezberliyorken siz belki sabahlara kadar ama emin olun çok eğlenerek ve çok keyifli olarak ve ileride çok güzel hatırlayacağınız şekilde maketler yaparsınız, çizimler yaparsınız, çok güzel anılarınız olur, anılar biriktirirsiniz, güzel insanlar biriktirirsiniz. Öğrenciliği biraz malzemeye para verirsiniz. Yani hani böyle o konuda çok yanlış yönlendirmek istemem ama kümülatif olarak değerlendirdiğimizde bence güzel bir iş, güzel bir meslek. Eğer karşılaştırdığınız meslek disiplini, hani şimdi isim verip de hiçbir meslek disiplini töhmet altında bırakmak istemem ama sizi daha çok çekiyorsa o mesleği tercih edebilirsiniz. Ama peyzaj mimarlığının öğrenci aldığı aralık içerisinde çok keyifli, çok fiyakalı, çok güzel bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ve bu anlamda ben bir peyzaj mimarı olarak, profesyonel bir peyzaj mimarı olarak, bir üretim yönetici olarak peyzaj mimarlığı mesleğini tavsiye ediyorum. Ama şunu unutmayın, her meslekte aslında sizin kim olduğunuz ve olaylara, hayata nasıl baktığınız temel faktördür. Bu anlamda eğer hayata doğru bakıyorsanız ve kendinizi, mesleğinizi geliştirmek için bir misyon sahibi olarak görüyorsanız önünüzün son derece açık olduğu, çok güzel bir iş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bugünlük bu kadar. Biraz kısa oldu ama sanırım daha pratik oldu seyretmek açısından. Kendinize çok iyi bakın.